Birkaç dakika sonra kadın paşanın kitap evine geldi. Ben de ilk cam mekanın önünde durmuştum. Ve o geçerken ilerledim. Tekrar ettim. Matmazel, kitabınızı kaybetmişsiniz. Sıkıntılı bir sesle, hangi kitap dedi. Sonra arkadaşına döndü. Hangi kitaptan bahsediyor, anlıyor musun sen? Ve durdu. Şaşkınlığını seyretmekten haince bir zevk alıyordum. Gözlerinde okuduğum çaresizlik beni büyüledi. Aklı bu manasız cümleleri anlamaya muktedir değildi. Üstünde kitap falan yok. Bir yaprağı bile yok. İzi bile yok. Böyle olduğu halde ceplerini araştırıyor, boyuna ellerini açıyor ve avuçlarına bakıyor, başını çeviriyor ve arkasından yola bakıyor. Hangi kitaptan bahsettiğimi anlamak için ufarak, narin beynini en son gayretiyle zorluyordu. Yüzünün rengi değişiyor, kah şu, kah bu manayı alıyor ve nefesinin darlaştığını hissediyordum. Esbabının düğmeleri bile dehşete düşmüş bir sıra göz gibi üzerime dikilmişti. Arkadaşı onu kolundan çekerek, ''Bırak canım, baksana adam kör kütük sarhoş, görmüyor musun?'' dedi. O anda kendi kendime ne kadar yabancı ve görünmez tesirleri tabii olursam olayım, etrafımda olup biten şeyler yine gözümden kaçmıyordu. Rund civarında büyük esmer bir köpek caddeyi koşarak geçti ve Tivoli'ye doğru indi. Beyaz madenden sıkı bir tasması vardı. Sokağın yukarısında birinci katta bir pencere açıldı. Oradan bir hizmetçi eğildi ve camları dışından temizlemeye başladı. Dikkatimden hiçbir şey kaçmıyordu. Zihnimin açıklığı ve zekamın keskinliği tamamıyla yerindeydi. Eşya dalgası etrafında binlerce büyük bir ışıkla peyda olmuş gibi kıvılcım saçan bir berraklıkla içime doluyordu. Karşımdaki kadınların ikisinin de şakaklarında mavi birer kuş kanadı ve boyunlarında ipekli birer İskoç kurdelesi vardı. Kız kardeş olduklarını düşündüm. Eisler müzik mağazasının önünde durarak yanımdan çekildiler ve konuşmaya başladılar. Ben de durdum. Geldikleri yola döndüler. Tekrar yanımdan geçtiler. Üniversite sokağının köşesine saptılar ve St. Olaf Meydanı'na kadar çıktılar. Cesaret edebildiğim kadar yaklaşarak onları adım adım takip ediyordum. Bir kere bakışlarını çevirdiler ve bana yarı meraklı, yarı ürkek bir bakış fırlattılar. Hallerinde hiçbir küçüklük yoktu. Gözlerini bile kırpmıyorlardı. Terbiyesizliğim karşısında onların bu sabırları beni utandırdı. Ve gözlerimi önüme eğdim. Artık onların zıttına gitmek istemiyordum. Yalnız saf bir minnettarlıkla onları gözümden kaçırmamak ve herhangi bir yere gidinceye kadar bakışlarımla takip etmek istiyordum. Üç katlı büyük bir evin önünde bir kere daha başlarını çevirdiler ve sonra içeri girdiler. Çeşmenin yanında bir direğe dayandım ve kulak kabarttım. İlk katın merdivenlerinden ayaklarının gürültüsü indi. Direkten ayrıldım ve eve baktım. Yine garip şeyler oluyor. Yukarıda perdeler kımıldıyor, biraz sonra bir pencere açılıyor, bir baş eğiliyor, garip bakışlı iki göz üstüme dikiliyor. Kendi kendime belli belirsiz bir sesle ''Jale'' diyorum ve kızardığımı hissediyorum. Niçin imdat çağırmıyor? Kafamı kırmak için önündeki çiçek saksılarından birini aşağı niçin atmıyor? Niçin beni kovmaya birini göndermiyor? Hiçbir hareket yapmadan bakışsız duruyoruz. Bir dakika sürüyor bu. Bir kelime söylemeden pencereyle sokak arasında fikirler doğuyor. Penceredeki kadın birden çekildi. Bu bende bir sarsıntı, ruhumda bir çarpışma yarattı. Bir omzun döndüğünü, odada bir sırtın kaybolduğunu görmüştüm. Pencereden ayrılırken yaptığı bu ağır teşebbüs, omuz hareketinin sertliği bana gönderilmiş işaretler gibiydi. O anda içimin olağanüstü bir neşeyle dolduğunu hissettim. Geri döndüm ve caddeye çıktım. Arkama bakmaya cesaret edemiyordum ve pencereye tekrar gelip gelmediğini bilmiyordum. Bu meselenin içine daldıkça endişeye düşüyor ve sinirleniyordum. Belki de bütün hareketlerim takip etmek için penceredeydi. Arkadan gözetlendiğini hissetmek tahammül edilmez bir şeydi. Tekrar kendimi zorladım ve yola devam ettim. Bacaklarıma bir titreme geldi ve irademin gerginliği yüzünden hareketimi zarif gösterme hususundaki teşebbüsüm sonuçsuz kaldı. Sakin ve kayıtsız görünmek için abes bir şekilde kollarımı sarkıtıyor, yere tükürüyor ve burnumu havaya kaldırıyordum fakat fayda etmiyordu. Ensemin üstünde o delici gözleri hissediyordum ve bütün vücudumu dondurucu titremeler kaplıyordu. Nihayet yan sokaklardan birine sığındım
ve kurşun kalemimi ele geçirmek için Söğütler Caddesi'ne çıktım. Kalemi almakta hiçbir zahmet çekmedim. Adam yeleğimin bütün ceplerini araştırmama müsaade etti. Nezaketinden dolayı bu adama teşekkür ettim. Kendime gittikçe ona meyilli görüyordum. Ve bu adama hakkımda iyi bir fikir vermek bana birdenbire çok mühim bir şey gibi geldi. Kapıya doğru bir adım attım. Sonra bir şey unutmuş gibi tezgaha tekrar döndüm. Ona bir izahat borçlu olduğuma hükmetmiştim. Ve dikkatini çekmek için bir şarkı mırıldanmaya başladım. Sonra kalemi elime aldım ve havaya kaldırdım. Ben herhangi bir kurşun kalem için bu uzun yolu yürüyeceğimi hiç hatırımdan geçirmezdim. Fakat mesele başka. Çok özel bir sebebi var. Ne kadar manasız görünürse görünsün, beni bu dünyada ben yapan, hayatta kendi mertebime koyan şu kurşun kalem. Daha fazla söyleyemedim. Adam tezgahın yanı başına geldi. "Allah Allah," dedi ve merakla yüzüme baktı. Soğuk bir eda ile devam ettim. Ben bu kurşun kalemle 3 ciltlik Felsefi Marifet adındaki eserimi yazdım. Acaba eserimden bahsedildiğini duymamış mıydı? Bu ismi, bu ünvanı işitmiş miydi? "Evet," dedim. "Bu kitap benimdir." Artık bu kurşun kalem parçasını bulmaya verdiğim öneme şaşmamalıydı. Bu kurşun kalemin gözümde çok büyük kıymeti vardı. Bu benim için küçük bir insan gibiydi. Ona minnettarım ve hatırasını muhafaza ediyorum. "Evet, evet, hakikaten hatırasını saklayacağım." Söz sözdür. İşte vaziyetim buydu. Bu kurşun kalem ona layıktır. Hoşça kalın. Onu yüksek mevkilere getirebilirmişim gibi bir tavır takınarak kapıya yürüdüm. Benim uzaklaşırken muhterem tefeci önümde 2 defa eğildi. Tekrar ona döndüm ve "Hoşça kalın," dedim. Merdiveni inerken elinde küçük bir bavul taşıyan bir kadına rastladım. Benim yüksek tavrım karşısında ürkekçe köşeye büzülerek bana yol açtı. Ona bir şey vermek için gayri ihtiyarı ceplerimi araştırdım. Hiçbir şey bulamayınca çocuk gibi alıklaştım ve başımı eğerek önünden geçtim. Biraz sonra onun da küçük dükkanın kapısına vurduğunu duydum. Bu kapının önünde büyük demir bir kapı vardı ve insan yığınlarının temasından gelen şakırtıyı hissettim. Güneş tam güneyde. Öğle vakti. Şehir harekete geçmeye başlıyor. Gezinti saati yaklaşıyor ve Karl Johan sokağında insan dalgaları gülümseyerek ve selamlaşarak dalgalanıyordu. Dirseklerimi vücuduma yapıştırdım. Toz toparlak oldum. Köşede bucakta rastladığım ve üniversitenin köşesinde gelip geçenlere bakan tanıdıklara görünmeyerek yürüdüm. Şato Parmaklığı Caddesi'ne çıktım ve düşünceye daldım. Rastladığım bu insanlar sarışın başlarını hafifçe ve sevinçli bir şekilde sallıyorlardı. Ve hatta bir balo salonuna dönüyormuş gibiydiler. Gördüğüm bu gözlerde hiçbir endişe gölgesi yoktu. Omuzlarında en küçük bir yük, hatta belki de hiçbir bulutu düşünce, bu mesut ruhlarda gizli küçük bir azap bile yoktu. Ve ben bu genç ve körpe insanların yanında yürüyordum. Saadetin yüzünü unutmuştum. Kendimi bu fikrin içinde unutmaya çalışıyor ve zalim bir adaletsizliğin kurbanı sayıyordum. Son aylarım niçin beni böyle hoyratça yıpratmıştı? Artık mesut tabiatımı hiç tanımıyordum. Her taraftan en garip azapların pençesine düşmüştüm. Her rüzgarda kuvvetimi dağıtan ve ruhi temsillerim arasına sinen bir takım sefil ve manasız şeyler yüzünden hiçbir yere ayağını atamaz ve hiçbir yerde oturamaz olmuştum. Bana sürtünüp geçen bir köpek, birinin yakasındaki çiçek, düşüncelerimi sarsıntıya uğratabiliyor ve beni uzun müddet oyalıyordu. Sakatlık neremdi? Beni bu yola sevk eden Tanrı'nın parmağı mı? Bunlar neden Güney Afrika'daki bir insanın değil de benim başıma geliyor? Düşündükçe heveslerini tecrübe için Tanrı'nın beni bir kobay olarak seçmiş olmasının hikmetini anlamıyordum. Zihnimde bu meseleyi tartarak hiçbir neticeye varamadan yürüdüm. Herkesin cezasını bana çektiren Tanrı'nın keyfi iradesine karşı en kuvvetli itirazları buluyordum. Hatta bir sıra bulup da oturduğum vakit bile bu mesele zihnimi işgal ediyor ve beni başka şeyler düşünmekten men ediyordu. Nereye gideceğimi ve ne istikamet alacağımı bilemeyecek kadar yorgundum. Mutsuz küçük bir hayvan yığını ruhumun en derin yerine girmiş ve içimi bomboş bir hale getirmişti. Tanrı'nın niyeti beni tamamıyla mahvetmek miydi? O anda bütün varlığım ızdırabın son derecesine varmıştı. Kollarımda ağrılar da başlamıştı. Hatta onları tabii vaziyette tutamaz hale gelmiştim. Yediğim son yemekten dolayı da büyük bir fenalık hissediyordum. Mide dolu,
Baş ateşler içinde gözlerimi kaldırmadan yüz adım yürüyordum. Çevredeki insanlar önümden birer ışık gibi kayıp geçiyorlardı. Nihayet oturduğum sıra sigaralarını tüttüren ve yüksek sesle gevezelik eden insanlar tarafından istilaya uğradı. Öfkelendim. Az daha onlara çıkışacaktım. Fakat döndüm ve parkın ta öteki ucuna kadar gittim. Başka bir sıra buldum, oturdum. Tanrı ile ilgili düşünceler zihnimi yeniden işgale başladı. Kendime iş ararken her seferinde onun yolumu kesmesi, bütün isteğim sadece günlük nafakamı çıkarmakken her şeyi mahvetmesi affedilemez bir davranıştı. Açıkça dikkat etmiştim ki uzun bir müddet aç kalacak olursam beynim akar gibi oluyor ve kafamı boş bırakıyordu. Sıranın üzerine oturmuştum. Bu düşüncelere dalmıştım ve bu devam eden sıkıntılar dolayısıyla Tanrı'ya karşı gittikçe artan bir hararet duyuyordum. Eğer Tanrı beni işkenceye uğratarak yolumun üzerine üzüntülerle aldanışlar yığarak beni kendisine daha çok yaklaştıracağını ve iyileştireceği zannında ise aldanıyordu. Bunu kendisine temin edebilirdim. Gözlerimi gökyüzüne kaldırdım. Gururla ve hınçla hemen hemen gözyaşı içinde içimden bunu bir defa daha tekrar ettim. Hatırıma parça parça din telakkileri geldi. Kulaklarımda İncil'den bölümler yankılanıyordu. Başımı yana eğerek kendi kendime söyleniyordum. Ne yiyeceğimi, ne içeceğimi, dünyevi vücut denilen bu kutunun içine ne koyacağımı neden düşünmeliydim? Tanrı babamız göğün kuşları gibi beni de himayesi altına almamış mıydı? Beni zayıf bir hadime olarak göstermek lütfunda bulunmamış mıydı? Tanrı parmağını sinirlerimin şebekesine sokmuş ve o arada gizlice birkaç deli biraz karıştırmıştı. Sonra Tanrı parmağını çekmişti ve bakınız bu parmağın üzerinde sinirlerimin tellerinden kopmuş zerreler kalmıştı. Ve Tanrı'nın parmağının dokunduğu noktada büyük bir gedik, kafamda onun parmağının geçtiği kısımda bir yara kalmıştı. Fakat Tanrı parmağı eline dokunduktan sonra beni rahat bıraktı. Bir daha dokunmadı ve bana hiçbir fenalığın gelmesine müsaade etmedi. Sükûn içinde kafamın azim rahnesiyle yolumda yürümeye müsaade etti. Ve bütün ebediyetin şehinşahı olan Tanrı'nın iradesiyle bana hiçbir fenalık gelmedi. Rüzgar bana Talebe Mahallesi'nden musiki şelaleleri getiriyordu. Demek ki saat 2'yi geçmişti. Kağıdımı çıkararak birkaç şey yazmaya başladım. Cebimden berberimin karnesi düştü. Açarak yaprakları saydım. 6 bilet kalmıştı. Gayri ihtiyari, çok şükür. Demek ki bunlarla birkaç hafta daha halk arasına çıkabilecek tıraşlı bir yüze sahip olabilirdim. Ve şu an elimde bulunan bu küçük servetin manzarası bana birdenbire neşe verdi. Biletleri itina ile desteleyerek cebime yerleştirdim. Fakat yazmak mümkün değildi. Birkaç satırdan sonra en küçük bir fikir bile gelmiyordu aklıma. Düşüncelerim bambaşka yerlerdeydi. Sabit bir nokta üzerinde çalışmam mümkün değildi. Her şey beni etkiliyordu. Gördüğüm her sahne bana dalgınlık veriyordu. Gördüğüm her sahne bana yeni bir his telkin ediyordu. Sinekler ve tatarcıklar kağıdımın üstüne üşüyor, beni rahatsız ediyorlardı. Üzerlerini üflüyor, gittikçe kuvvetli üflüyordum. Fakat nafile. Küçük hayvanlar sırt üstü oturup yerleşiyorlar, çelimsiz bacaklarının dikine bir gayret ile ağırlaşıyorlar ve direniyorlardı. Onları yerlerinden kımıldatmanın imkanı yoktu. Bir virgül üstünde ya da kağıdın bir köşesinde ilişecek yer buluyorlardı. Bu ufak canavarlar beni epeyce meşgul ettiler. Ayak ayak üstüne attım ve onları incelemeye başladım. Birdenbire Talebeler Caddesi'nden gelen keskin bir klarnet sesi kulağımı yırttı ve zekama yeni bir hız verdi. Makalemi sonlandırma cesaretimi kaybederek kağıtlarımı cebime koydum ve sıranın arkasına dayandım. O sırada kafamın içi o kadar aydınlıktı ki en ince fikirleri hiç yorulmadan düşünebilirdim. Bu vaziyette uzanarak gözlerimi göğsümün ve bacaklarımın üstünde gezdirdim. Ve nabzımın her atışında ayağımın sıçrayışına dikkat ettim. Az doğrulup ayaklarıma baktım. O zamana kadar hissetmediğim garip ve harika bir his duydum. Bu sinirlerim boyunca üstlerinden ışık dalgaları geçmiş gibi hafif ve fevkalade bir sarsıntıydı. Ayakkabılarıma göz atınca iyi bir eski dosta rast gelmiş veya kendi kendimden bir parçaya tesadüf etmiş gibi oluyordum. Bu bir çeşit minnettarlıktı. Bu his beni titretiyor
Gözlerimi yaşartıyor, ayakkabılarımı ayaklarımdan bana doğru yükselen bir musikiymiş gibi hayal ediyordum. Kendi kendime acı acı, "Zaaf!" dedim. Yumruklarımı sıkarak "Zaaf!" diyordum. Bu komik hislerden dolayı kendimle alay ediyordum.